Çok sevdiğim dostlarım var burada. Hemen en yaşlı olandan başlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Nursel çok yaşlısın. Çok yaşlı olmaktan dolayı mutlu musun? Yaşımla hiç alakam yok. Alakan yok biliyorum. O kadar yıllar önce doğmuşsun ki ben bile hayret ediyorum. Bu nasıl başarıyorsun? Bu çok seksi bir kadınsın. Her şeyden önce Teşekkür ederim. <laughs> Müthiş seksiz. <laughs> teşekkür Müthiş ederim. Müthiş seksisin yani güzelsin demek istemiyorum çünkü belli bir yaştan Yok, sonra güzel artık değilim. güzellikle. Hayır güzelsin aynı zamanda ama galiba güzellik ne dersin Mert? Yani güzellik siz ne dersiniz efendim? Siz de çok yaşlısınız ama <laughs> yani güzellik kavramı mı değişiyor? Mesela değişiyor. çok çok güzelliği çok güzelliği artık gençlere bu aynı güzel kız ne güzel kız falan filan ama onlarda eksik olan şey de galiba karizma. Ee, Seksepalite hı hı. Güzelliği amperi. bir de simetride <laughs> ölçüyorlar Biliyor musun sokağa Yani yüzün iki yanının da eşit olması lazım yani o Çok salakça bir şey O çok çirkin bir şey oluyor yani bir Yüzünün yarısını evi... kes öbür yanını evet. mirror yap Yan yana koy evet. korkun çirkin bir Ama şey oluyor. Ama güzellik bunda yani bunda mı ikisi, ya iki tarafında Kıskanır simetrik olması Kıskanır mısınız böyle simetrik olan insanları ki Yok kıskanma, ben, ben de kıskanlık yani kıskançlık diye bir şey yok ya Niye kıskanayım ki yani Sende olan bende olamaz ki <laughs> Nasıl bende olan sende olamaz mı? Ben o kadar <laughs> çirkinim ki bende olan her şey sende olabilir. Sende olan şeyler bende olamaz. Yani, evet ama yani insani anlam olabilir sende. Evet. En, i̇nsani olarak. Insan ruhu, ruhu güzel. Ruhu güzel. <laughs> evet. Sen çok cazibeli bir kadınsın. Yani bir yere girdiğin zaman ha bu kim falan. Bir, bir tüyler ürperiyor sen. ya ben sen, yımlancı... senin ürperiyor mu? Benim ürperiyor kesin. Yalan söyle. Hakikaten ürperiyor. Nursel'i gördüğün zaman Nursel bir yere girince böyle bir ürperme oluyor mu? Bak şimdi ya. Oluyor daha. O girmeden sen içeri girince de bir ürperme oluyor. <laughs> bir <de> ondan sonra <laughs> Senden bu, daha, bu, daha bu çok daha ürperme. Mekana gelince. <laughs> izleyince... <laughs> <laughs> bütün <bir gülüyor> program burada olacağım mesela. <laughs> <şimdi>. Evet. <Aslında gülüyor> bir daha gün nasıl Senden daha çok ürperiyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> Benden niye ürperiyorsun? Yani Benim böyle bir ürpertecek bir şey mi yok. bir ama. Peki. ama bak yıllar önce şu olay vardı Okan. Almanya'da ben hep şeyden bana bakıyorlardı. Girdiğim her yerde bakıyorlardı. Ve ben onu yabancı düşmanlığından zannediyordum. Saçım kara işte kara kaş kara gözlüğüm Hı. bana girdiğim her yerde yabancı olarak bakıyorlar diye düşünüyordum ama yıllar sonra eşim söyledi. Ya muhteşem kadınsın tabii ki bakarlardı. Ben yıllar sonra buldum bu Güzelliği evet. o bahsettiğin şeyleri. Evet. Yani. Bir de senin böyle bir sertliğinle Yani aslında cinsel cazi ben de sertlik üzerine. Dominasyon üzerine. Hiç dominant değilim. Yani, ya. Pamuk kadar yumuşak bir kadın. <laughs> yani, ben biliyorum beyefendiyi biliyorum. Kaç kere kamçıladım seni yani yapma şimdi o kamçı. <laughs> evet ama işte lafla kamçı <laughs> hareketle kamçı ee, şeyle yani bir baskın kadın. Evet domino'nun yanında bir de ezilen lazım biliyorsun. Evden. Ezilen mutlaka lazım evet. yoksa olmuyor. Bir anlamı yok. Peki eşiniz pısırık mıdır? <laughs> yok. Değilir. Peki. Yani Türkiye'de hep ona şey diyorlar çok naif bir adam. Naif Naifle Türkiye... neyi kastediyor? İşte, naif işte aynen. Saflık naif saflık böyle bir şey Aynen söyle. saflıktır ama hmm. Türkiye'de böyle daha e, kibar centilmen olarak... Şeye kullanılıyor hmm. naiflik öyle diyorlar ama yok yani çok kendine has bizde ayılamalık sorma, olmadığı zaman naiflik diyorlar hakikaten zarif bir adama <laughs> evet. güçlü güçlü Çibance, ve zarife tirmene. ayılamalık olmadığı için ayılamalık bir tabir olarak kullanıyoruz <laughs> ee, şey diyor naif <laughs> evet öyle diyorlar. Hiç tutmuyor yani o. Hiç benim eşimle alakası yok. Evet. En az, yani Alman bir insan yani en azından disiplinli. <laughs> Alman bir insan. Ay, hayır Alman bir insan. Disiplini var. <Çok gülüyor> organize, Alman, <laughs> talent. Alman yani. Bir de müzisyen, çok evet. değerli bir müzisyen. Evet. Enstrümanı neydi efendim? E, viola. Türkiye'de Biyolar, kemanın keman büyüğü. diyorlar. Keman'ın ablası evet. Kemanın ablası. Ablası mı denir abisi midir? Ablası diyoruz biz. Çünkü evet. Almanca'da artikeli. artikeli hmm. dişi midir efendim? Hmm. evet. Peki daha büyüğü violonsel ya da Ondan cello, sonra olur. Şey, cello Ay, Ondan sonra şey geliyor. Ondan sonra kontrabas geliyor. Oluyor? Kon ha. bir de kontrabas var. Kontrabas onlar. da adam boyu zaten. adam boyunda zaten. Fakat çok çok iyi, çok profesyonel bir müzisyendir evet. bildiğim kadarıyla. Senfonide galiba evet. değil mi? Kendi senfoni orkestrasını daha doğrusu senfoni demeyelim de çağdaş müzik topluluğunu ilk defa Türkiye'de kurdu. Hı, hı, hı. Türkiye'de pek çağdaş o anlamda bilinmiyordu. Hı. Bazen konserlere insanlar geliyor çıkışta arkadaşlar şey diyor. Ya e, müziği pek anlamadık ama bu hı. evde mi prova yapıyor bunları? Evet acıyorlar bana. acıyorlar mı? <laughs> niye acıyor? <laughs> Evde Çünkü ama yani çağdaş da biliyorsun ya hiç melodi yok sadece. en Filan var yani. Çağdaş böyle çok insan <laughs> e, insanı oturtturan Evlilik nasıl devam eder böyle bir durumda? Mesela sabah kalktığınızda çok çağdaş bir insan <laughs> diye mi şey yaparsınız mesela kahvaltıda? Yani, alıştım artık müziğe alıştım. Çağdaşa alıştım yani. Ay ne zor bir şey. Yok, çağdaş... hiç zor değil. Hayır zor değil tabii. Yani bize Hayatımı öyle geliyor. Hayatımı zorlaştırmak istiyor. <laughs> karyolda. Yok, zorluk. Ya sokağı. ben bir bir biteni arıyorum. <laughs> evet Yani arıyorsun. Yoksa bu programlar nasıl <laughs> yapacağız? Ya yani birisinin bir zayıf tarafı, problemli tarafı olmasa. <laughs>